Edinilen bilgiye göre olay Kızılkeçili köyündeki kardeşler apartmanında saat 16 sıralarında meydana geldi. Kardeş ailelerin ikamet ettiği 3 katlı apartmanın 3. katında oturan Cengiz ve Zeynep Dikal'in dairesine girdiği öne sürülen maskeli iki kişi önce Zeynep Dikal'i darp etmeye başladı. Sesleri duyarak kapıya gelen Cengiz Dikal başından aldığı darbeyle bayılırken şahıslar Zeynep Dikal'i boğarak öldürdü. Zanlıların olay yerinden kaçtığı öğrenilirken Dikal ailesinin okuldan dönen oğlu eve geldiğinde anne ve babasının yerde yattığını görüp durumu yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma Zeynep Dikal'in öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde jandarma ile birlikte geniş çaplı incelemelerde bulundu. Gece saat 21.30'a kadar süren incelemeler tamamlanırken yakınlarının gözyaşları arasında cenaze aracına konulan Zeynep Dikal'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kızılkeçili köyünde yaklaşık 25 yıldır basit hırsızlık olayları dışında asayiş olayları yaşanmadığını söyleyen köy muhtarı Ali Deveci, Zeynep'in tırnaklarından alınan doku parçalarından olayın aydınlatılmasını umuyoruz dedi. Bugün 16 sıralarında gerçekleşti. Dikal'ların oturduğu bir yerde, 3. katta Cengiz Dikal'ın hanımı Zeynep Dikal maalesef boğularak öldürüldü. Tabii ki burada şu anda araştırmalar devam ediyor. İddialar var. Maskeli iki kişiden bahsediliyor. Tabii ki sonuçta DNA örnekleri, tırnaklardan alınan doku parçacıklarından gerçeklerin ortaya çıkacağını umuyoruz ve diliyoruz. Sanıyorum bu konuda da jandarma herhalde önemli bir mesafe almıştır. Zeynep Hanım kaç yaşındadır Mutlu? 35 yaşlarında.